Merhaba arkadaşlar, ben fizikçi Mustafa Hoca. Hareket konusuna giriş yapmıştık. Şimdi dördüncü videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Hemen devam edelim konumuza. Evet, burada örneklerle devam edeceğiz. Öncelikle bakalım ne demiş örneğimizde. Doğrusal bir yolda hareket eden K ve L araçları arasındaki uzaklık 100 metre iken K aracı L aracına çarpmamak için yavaşlıyor. Buna göre K aracının yavaşlama ivmesi en az kaç olmalıdır demiş bize. Şimdi bu araçlar başlangıçta sabit hızla gidiyorlar. Arada 100 metre kaldığında arkadaşlar K aracı frene basıyor, yavaşlıyor ve L aracına çarpmadan yollarına devam etmesini istiyor. Şimdi biz K aracını yavaşlatmamız lazım. K aracı yavaşlıyor ve L aracının arkasına geldiği zaman arkadaşlar bu araç hızını 10 metre bölü saniye yaparsa bunlar ne yaparlar böyle? Arka arkaya yollarına devam ederler. Bu durumda biz bir VT grafiği çizecek olursak öncelikle L için çizelim. L arkadaşlar ne yapıyor? Sabit hızla yoluna devam ediyor. Bu L için çizdik. Şimdi bir tane de K için çizelim. K ne yapacak? İlk hızı 20, yavaşlayacak ve bu da hızını ne yapacak? 10 yapacak. Sonra ikisi de 10'luk hızla ne yapacaklar? Yollarına devam edecekler. Bu durumda biz buraya T dediğimiz zaman bakın arkadaşlar K'nın L'den fazladan almış olduğu yol ne kadar şu anda? 100 metre değil mi? O zaman bizim şuradaki üçgenimizin alanının 100 metre yapması gerekiyor sevgili gençler. Çünkü alttaki kısmı yani şuradaki kısmı zaten ikisi birlikte almış oluyor. K'nın L'den farklı olarak almış olduğu yol 100 metre olduğu için buradaki üçgenin alanını 100 metre vermesi gerekiyor. Şimdi bu durumda bakın buranın değeri 10, buranın değeri T. O zaman diyoruz ki 10 çarpı T bölü 2 eşittir 100 metre yapması gerekiyor. Sadeleştirme yaparsak buradan da 5T eşittir 100 yapıyor. T eşittir 20 saniye yapıyor. Süremizi bulduk arkadaşlar. Süremiz ne yapıyor? 20 saniye yaptı. Bize neyi soruyor? İvmeyi soruyor. O zaman ivme neydi? Bakın buranın tanjant alfasıydı arkadaşlar. Tanjant alfa yani eğimdi. Buradan da A eşittir. Burası 10'du. Burası 20. O zaman 10 bölü 20'den bu da eşittir. 1 bölü 2 yaptı. Ama ne olması lazım sevgili gençler? Eksi 1 bölü 2 olması gerekiyor. Çünkü K aracı yavaşlıyor. İsterseniz bunun formülle de ivmesini bulabilirdik. V son eksi V ilk bölü T yazardık. Son hızımız 10, ilk hızımız 20, bölü süremiz de 20. Buradan da arkadaşlar eksi 10 bölü 20'den sonuç ne yapacaktır? Eksi 1 bölü 2 çıkacaktır sevgili gençler. Diğer sorumuza bakalım. Durgun haldeki bir araç 4 metre bölü saniye kare ivme ile 5 saniye hızlanıyor. Ardından 2 saniye sabit hızla gittikten sonra 10 metre bölü saniye kare ivme ile yavaşlayıp duruyor. Buna göre aracın yer değiştirmesi kaç metredir demiş bize. Hemen bir VT grafiği hazırlayalım arkadaşlar. Grafiğimizi hazırladık. Aracımız ne yapmış? Hızlanmış, değil mi? Hızlanmış. Ne kadar hızlanmış? 5 saniye hızlanmış. Şimdi sevgili gençler ivmemiz ne kadar? İvmemiz 4 değil mi? İvme neydi? Birim zamandaki hızlanma ya da yavaşlama miktarıydı. Burada hızlanmadan bahsettiğimiz için demek ki bizim aracımız her saniyede hızı ne yapıyormuş? 4 artıyormuş. Bu durumda 5 saniyede ne kadar artmış olacak? 20 metre bölü saniye kadar artmış olacak. Devamında 2 saniye sabit hızla gitmiş. Şimdi şöyle yapalım. Şunun saniyesini silelim ve 2 saniye sabit hızla gidelim. 2 saniye gittik arkadaşlar. Önce 5 saniye gitmiştik. Şimdi ne oldu? 7 saniye oldu. Sonra ne yapıyor bizim aracımız? Bakın onluk ivmeyle yavaşlayıp duruyor. Hızımız ne kadar? Hızımız 20 değil mi sevgili gençler? Yavaşlama ivmemiz ne? 10. Yani bu ne demek? 10 her saniyede azalmamız gerekiyor. Bu durumda 2 saniyede biz yavaşlayıp dururuz ve hızımızı sıfırlamış oluruz. Bize yer değiştirmeyi sorduğu için sevgili gençler bu grafiğin altında kalan alan bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi verecek. Burada bir üçgenimiz var. Burası 5. Bakın burası 20. Üçgenin alanını bulmak istersek 20 çarpı 5 bölü 2'den bu da ne yaptı? Sadeleştirmemizi yaptık. 50 metre yaptı. Sonra buraya geldiğimiz zaman burası 2, burası 20. Burada bir dikdörtgenimiz var. 2 çarpı 20'den ne yaptı?
40 metre yaptı. Buraya geldiğimiz zaman bakın mesafemiz 2, zaman mesafemiz. Burası 20 arkadaşlar. Burada da 20 çarpı 2 bölü 2 yapacağız ve burada 20 metreyi bulacağız. Bu durumda bizim yer değiştirmemiz 50 metre artı 40 metre artı 20 metre olacak. Bu durumda da toplam yer değiştirme değerimiz 110 metre olur sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda T eşittir 0 anında yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Bakın nasılmış? Yan yanaymış sevgili gençler. K buradaymış, L de buradaymış arkadaşlar. Şimdi burada hareketleri inceleyecek olursak bakın L aracı önce artı yönde yavaşlıyor, sonra da artı yönde hızlanmış oluyor. Çünkü biz konunun başında ne anlatmıştık? Dedi ki T ekseni VT grafiklerinde bizim için sınırdı. T'nin üstünde artı yönde hareket ediyorduk. Altında ise eksi yönde hareket ediyorduk. Bu durumda K cismine bakarsak bu ne yapmış? Eksi yönde yavaşlamış ve eksi yönde hızlanmış. Diyor ki T anında araçlar arası uzaklık x demiş. Şimdi sevgili gençler şöyle bir şey yapalım. Bakın şuradaki alan ile şurası V kadar olması gerekiyor. Buradaki alan ile buradaki alan bakın büyüklük olarak birbirine eşit değil mi arkadaşlar? O zaman ben bu alana x bölü 2, bu alanı da x bölü 2 yazabilirim. Çünkü toplam araçlar arasındaki mesafe ne kadarmış? X kadarmış. Öncelikle L ne yaptı? L artı yönde x bölü 2 kadar gitti. K da eksi yönde ne yaptı? X bölü 2 kadar gitti arkadaşlar. Devamına bakacak olursak bakın yine L ne yaptı? Artı yönde hızlandı. Ne kadar hızlandı? X bölü 2 yer değiştirmesi yaptı. K ne yaptı peki? K da eksi x bölü 2 yani ne yaptı? Eksi yönde gitmiş oldu. Bu da x bölü 2 kadar eksi yönde gitti. Şimdi K buraya geldi. L de buraya geldi. Bize ne soruyor? İki tane araçlar arasındaki uzaklık demiş. Şimdi burasının değeri x değil mi arkadaşlar? K buraya gelmişti. L de buraya gelmişti. Bakın buradaki mesafemiz de x olursa iki teğanda araçlar arasındaki toplam uzaklık arkadaşlar 2x kadar olur. Burada arkadaşlar önemli olan nedir? Gittiği yönlere dikkat etmek, yavaşlama ve hızlanma durumunu grafikten çıkarabilmektir. Bir diğer sorumuz durmakta olan bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın T2T zaman aralığında ortalama hızı 10 metre bölü saniye olduğuna göre T anındaki hızı kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler, bizim ortalama hızımızın formülü neydi? Toplam yer değiştirme bölü toplam zamandı değil mi? Şimdi o zaman bakalım biz ne kadar yer değiştirdik T ile 2T arasında? Bakın 15'ti bizim yer değiştirmemiz, 75'e çıktık. Yani bu durumda 10 eşittir, ortalama hızımız eşittir. 75 eksi 15 bölü bu bölgede hareket ettiğimiz için 2T eksi T oldu. Yani 10 eşittir. Burası ne yaptı arkadaşlar? 60 bölü T yaptı. T'yi karşıya attık. 10T eşittir 60. Buradan da her iki tarafı ona bölüyorum. Bakın T kaç yaptı? T 6 saniye yaptı. Şimdi T'yi 6 saniye, burası 12 saniye, burası oldu. Bize neyi soruyor? Bize diyor ki T anındaki hızının değerini soruyor, değil mi? Şimdi T anında biz bir VT grafiği çizelim. VT grafiği çizelim. Bakın burada ne demiş? Başlangıçta durmaktaymış. O zaman buradan başlayacağım. Hızlandım arkadaşlar. Buraya T yazmam lazım. T'yi kaç buldum? 6 buldum. Buradaki hızını soruyor bana. Bilmiyorum. Ama ben burada yer değiştirmesini biliyorum. Bakın ne yaptı? Sıfırdan başladı. 15 metre yer değiştirdi. O zaman buradaki üçgenin alanı 15 metre olması gerekiyor. Hemen V çarpı 6 bölü 2 15 diyorum. Burada sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. 3 kaldı. 3V eşittir 15 ise V eşittir 5 metre bölü saniye kalır sevgili gençler. Bir diğer sorumuza bakalım. Şekildeki gibi K ve L araçları aralarında 100 metre kaldığında K aracı A ivmesiyle yavaşlamaya, L aracı ise A ivmesiyle hızlanmaya başlıyor. Yani bu araç A ivmesiyle ne yapıyormuş? Yavaşlıyormuş arkadaşlar. Yavaşlıyor. Bu araç da A ivmesiyle ne yapıyormuş? Hızlanıyormuş sevgili gençler. Bize diyor ki buna göre araçlar kaç saniye sonra karşılaşır diyor. Şimdi hareket konusunda biz
Formülleri verirken şöyle bir formül vermiştik. Yer değiştirme x çarpı zaman artı eksi 1 bölü 2 a t kare demiştik. Eğer bir araç hızlanıyorsa artı, yavaşlıyorsa eksiyi kullanacağız. O zaman diyorum ki ben, araçlar burada karşılaşsın. Bu x kadar yer değiştirsin. L de 200 eksi x kadar yer değiştirmiş olur. Bu durumda x eşittir. Yani K'nın almış olduğu yolu yazarken 40 çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare diye yazıyorum sevgili gençler. L'ninkini bulmak istersem 200 eksi x eşittir 10 t. Şimdi arkadaşlar şurada eksi kullanmamız gerekiyor. Neden eksi kullanmamız gerekiyor? Çünkü K aracı yavaşlıyor. Burada eksiyi kullanmamız gerekiyor. Eksi yazdık ama L aracı hızlandığı için burada ne yapacağız? Artı 1 bölü 2 A T kare yazacağız. Taraf tarafa topladığım zaman bakın bunlar birbirini götürüyor. X'ler de götürüyor. O zaman 200 eşittir. Toplam 50 T yapıyor. Her iki tarafı 50'ye böldüğümüz zaman T eşittir 4 saniye yapar sevgili gençler. Demek ki araçlardan bir tanesi hızlanıyor, bir tanesi yavaşlıyor. Tabii şartımız aynı ivmeyle hızlanıyor ya da yavaşlıyorlarsa. Bu durumda doğrudan ne yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki mesafe eşittir. Hızların toplamı çarpı zaman yapıyoruz. Diğer sorumuza bakalım hemen. Durgun halden harekete başlayan bir aracın konum zaman grafiği verilmiştir. Gayet güzel bir grafik verilmiş. Aracın başlama noktası 20 metre. Sonra ne yapmış arkadaşlar? 60'a çıkmış yani 40 metre yer değiştirmiş bu araç. T eşittir 4 saniyede aracın hızının büyüklüğü kaçtır? Peki bu 40 metreyi kaç saniyede almış oldun? 4 saniyede. Şimdi ben bir VT grafiği çiziyorum sevgili gençler. Bir VT grafiği çizdim. Aracım hızlandı. Durgun halden başladığı için bakın buradan başladım harekete. Süre 4 saniye. Ben burayı bilmiyorum. Buraya V yazıyorum. Fakat ben bu adamın yer değiştirmesini biliyorum. Ne kadar? 40 metre. O zaman buranın alanının 40 metre yapması gerekiyor. V çarpı, bakın burası V kadar. Burası 4. V çarpı 4 bölü 2 eşittir 40 metre. Sadeleştirmeyi yaptım. 2 yazdım. 2V eşittir 40 ise her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman V eşittir 20 metre bölü saniye yapar sevgili gençler. Burada ne demiş? T eşittir 4 anında aracın hızının büyüklüğü ne oldu o zaman? 20 metre bölü saniye oldu. Mesela bu soruda bize bu aracın ivmesi kaçtır diye sorsaydı. İvmesi kaçtır diye sorsaydı. O zaman ne yapacaktık? Buradaki açının eğimini alacaktık. Yani karşı bölü komşu yapacaktık. Bunu biz zaten 20 bulduk değil mi? O zaman A eşittir 20 bölü 4'ten 5 metre bölü saniye kare yazıp bu adamın ivmesini bulacaktık arkadaşlar. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda 10 metre bölü saniye hızla gitmekte olan K aracı durmakta olan L aracının yanından geçtiği anda bakın ikisi yan yanalar arkadaşlar şu anda. Ne diyor çünkü? Geçtiği anda diyor. L aracı da aynı yönde 5 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanıyor. Tamam hızlansın. Buna göre kaç saniye sonra araçlar yine yan yana gelir? Arkadaşlar buradaki olayımız şu. Tekrar yan yana gelmesi için bu adamların yer değiştirmelerinin eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda biz diyelim ki bu adamlar şu noktada bakın şu noktada şu T süresinde yan yana gelmiş olsunlar. Bu ne demek? Yer değiştirmeleri eşit olması gerekiyor demek. Bu durumda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi şurayı da birleştirelim. Bakın K'nın altında kalan alanı şöyle yapalım. Siyahla şöyle gösterelim size. Bakın şu K'nın altında kalan alan. Ne kadar peki bu alan? K'nın almış olduğu yol ne kadar? 10 T. Neden? Burası T kadar. Burası da 10. 10 T yaptı. Şimdi L'nin aldığı yola bakacak olursak sevgili gençler. L'ninki de bakın. Şu yeşille çizmiş olduğumuz bölge nedir? L'nin yer değiştirmesidir. Peki L'nin ivmesi ne kadar? 5 değil mi arkadaşlar? Sürede T. Bu ne demek? İvmesi 5 olduğu için her saniyede hızı 5 artar demek. T sürede ne kadar artar? 5T kadar artar arkadaşlar.
Altında kalan alanı nasıl bulacağım peki? Bakın burası 5T. Burası T kadar. Bu durumda yazıyorum hemen. Diyorum ki 5T çarpı T bölü 2. Çünkü burada bir üçgen var. Bakın bu yer değiştirmelerin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Yani 5T kare, çünkü bunun sonucu 5T kare bölü 2 yapar. 5T kare bölü 2 eşittir 10T yaptım arkadaşlar. Birer tane T götürdüm buradan. 5T bölü 2 eşittir 10 yaptı. 2'yi karşıya attım. 5T eşittir 20. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman arkadaşlar burada zamanı 4 saniye olarak buluruz. Demek ki bu araçlar 4 saniye sonra ne yapıyorlarmış? Yan yana geliyorlarmış. Başlangıçta yan yana başladılar. Sonra yan yana gelme durumunu soruyor. Bu ne demek? Bu araçların yer değiştirmelerinin eşit olması gerekiyor demek sevgili gençler. Evet, bir diğer sorumuz. Doğrusal bir yolda hareket eden X, Y, Z araçlarının hız zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre 0D aralığındaki ortalama hızlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi ortalama hız neydi arkadaşlar? V ortalama eşittir toplam yer değiştirme bölü toplam zamandı. Peki biz grafikte ne yapıyorduk hatırlayın. Diyelim bir VT grafiği verdi bize. Bu grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Bunu da ne yapıyorduk? Süreye bölüyorduk. E şimdi bu araçlar burada ne yapmışlar? Eşit süre gitmişler değil mi arkadaşlar? Şu 4 yok arkadaşlar burada. T eşit sürede gitmişler. Peki eşit sürede gittiyse süre iptal oldu. O zaman biz sıralama yaparken neye bakmamız lazım? Bu araçların ya da bu arabaların yer değiştirmelerine bakmamız lazım. Şimdi baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada X'in yer değiştirmesi bakın şu grafiğin altında kalan alan kadardır. Ne kadardır? Bakın bu kadardır sevgili gençler. Bu bize X'in altında kalan alanı verir. Sonrasında bakın bunu sildim. Sonra Y'nin yer değiştirmesine bakıyorum sevgili gençler. Bakın Y'nin yer değiştirmesi de şu grafiğin altında kalan alandır. Yani şöyle kırmızıyla boyayalım orayı. Bakın bu da Y'nin bize yer değiştirmesini verir arkadaşlar. E zaten biz burada X'in yer değiştirmesini, Y'nin yer değiştirmesini büyük olduğunu görebiliyoruz değil mi? Bu durumda VX büyüktür. VY'yi yazdım sevgili gençler. Devamında Z'nin altında kalan alanı da gösterelim size. Bakın Z'nin altında kalan alan da şu grafiğin altında kalan alan sevgili gençler. Bakın şu bölgede bizim Z'nin altında kalan alan. Bu daha da küçük olduğu için o zaman sıralamamız ne oldu? X büyüktür Y, o da büyüktür Z şeklinde oldu. Sevgili gençler bu soruda bakın grafiğin şu şekilde olmasının, bakın şu şekilde olması ya da bu şekilde olması bizi korkutmasın. Çünkü bizi ilgilendiren burada bu grafiklerin altında kalan alanları bulmak. E süreler aynı zaten. Direkt ne yapıyoruz? Ortalama hızları yer değiştirmeyle doğru orantılı olarak sıralanmış oluyoruz. Peki bir diğer sorumuza bakalım. Doğrusal bir yolda hareket eden ve T-H'dir 0 anda yan yana olan K ile L araçlar arasındaki uzaklık 1, 2, 3 bölgelerinde nasıl değişir demiş. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Şu K aracı olsun. Bu da L aracı olsun. Burası 0T arası olsun. Sonra arkadaşlar burası T, 2T. Hatta şöyle yapalım dilerseniz. Burası harekete başlamadan önce zaten durumumuz nedir? 0'a 0 olsun. Yani yan yanalar çünkü. Sonra arkadaşlar 0'a T, sonra T'ye 2T, sonra da diyorum ki buraya 2T'ye 3T yazıyorum. Bakın burada L'nin almış olduğu yol ve K'nın almış olduğu yollara bakacağım. Nereden bakacağım? Altında kalan alandan bakacağım. Öncelikle burada burası V, burası 2V, T, 2T, 3T doğru orantılı gittiği için her üçgen olan bölgeye, bakın her üçgen olan bölgeye ben X diyorum arkadaşlar. Buna X diyorum, buraya X diyorum. Şimdi T anında baktığım zaman K'nın altında kalan alan şu bölge olduğu için sadece X kadar yer değiştirdi. L'nin altında kalan alan ise burası olduğu için L'de ne yaptı arkadaşlar? L'de
2x kadar yer değiştirmiş oldu. Şimdi bunu yazdık. Sonra devamında burada buraya x yazıyorum, buraya 2x yazıyorum. Şu anda arkadaşlar T2T sonucunda ne kadar oldu? Baktığımız zaman x'in almış şey k'nın almış olduğu yol ne kadar oldu? X burada var, x burada var, 2x burada var. Toplam 4x oldu. L'nin almış olduğu yol bakın şurası. Burada bir şöyle isterseniz farklı renkle yapalım. Şurada bir karemiz var. 2x burada bir karemiz var. 2x. Bu da ne oldu arkadaşlar? Burası da 4x oldu. Yani bu ne demek? Bakın yer değiştirmeler eşit olduğu için aslında burada tekrar yan yana gelmiş oldular. Devam edelim. Buraya arkadaşlar 2x diyorum. Buraya da 2x diyorum. Şimdi burada K'nın almış olduğu K ne kadar daha yol aldı arkadaşlar? Toplamda 4x kadar yol aldı değil mi? O zaman burası ne oldu? Burası 8x oldu. L ne yaptı? 2x daha yol aldı. O zaman bu da ne yaptı? 6x kadar yer değiştirmiş oldu. Şimdi sevgili gençler baktığımız zaman birinci kısımda x 2x aralığı var. Bu ikisinin arasındaki fark x kadar değil mi? Burada aradaki fark 0. Burada 0'dı unutmayalım. Sonra buradaki farka baktığımız zaman ne kadar oldu? 2x oldu. O zaman biz diyoruz ki başlangıçta yan yanaydı. Aradaki fark ne oldu? X kadar oldu değil mi? O zaman bunlar aradaki fark arttı arkadaşlar. Bunlar ne yaptı? Birbirinden uzaklaşmış oldular. Çünkü başlangıçta yan yanaydı. Aradaki fark sıfırdı. Şimdi ne yaptı? Şimdi aradaki fark x kadar oldu. Demek ki birinci kısımda birbirlerinden ne yaptılar? Uzaklaştılar. Sonra burada baktığımız zaman ne yaptı? Tekrar sıfır oldu. Demek ki tekrar yan yana geldiler. Hani aradaki fark artmıştı, uzaklaştılar ya. E şimdi ne oldu? Fark sıfır oldu. Demek ki tekrar yan yana geldiler ve bunlar birbirine ne yaptı arkadaşlar? Yaklaşmış oldular. Devamında yan yanaydı burada yine. Sonra aradaki fark yine ne kadar oldu? 2x kadar oldu. Demek ki burada yine yan yanaydı. Arada bir fark oluştu. Arada bir fark oluştuysa demek ki bunlar yine ne yapıyorlar? Birbirlerinden uzaklaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi o zaman ne oldu? Birinci durumda yani 0 t aralığında ne yaptılar bunlar? Birbirlerinden uzaklaştılar. Sonra t2t aralığında birbirlerine yaklaştılar. Sonra da 2T3T aralığında birbirlerinden tekrar ne yaptılar? Uzaklaşmış oldular sevgili gençler. Evet devam edelim. Bir hareketlinin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Grafikteki A ve T bilinenleriyle bir hareketlinin T anındaki hız büyüklüğü, 2 hareketlinin T süresi içerisindeki yer değiştirmesinin büyüklüğü, 3 hareketlinin T süresi içerisindeki hız değişiminin büyüklüğü. Arkadaşlar bakın güzel bir soru. Şimdi burada şunu unutmayın. AT grafiklerinde arkadaşlar eğer size ilk hızı vermediyse kesinlikle yer değiştirmesini bulamazsınız. Bulamamanızın nedeni ise arkadaşlar T anındaki hızının değerini bulamazsınız. Siz AT grafiğinden eğer ilk hız verilmemişse neyi bulursunuz? AT grafiğinin altında kalan alan bize arkadaşlar hız değişimini verir. Bakın bunu unutmayın. O zaman biz bunu bulabiliriz. Hız değişimini bulabilirsiniz sevgili gençler. İlk hızı bilmiyoruz burada. İlk hızı söylememiş bize. Sadece A ve T'yi biliyoruz. E bu durumda ben ilk hızı bilmediğim için hareketlinin T anındaki hız büyüklüğünü bulamam. Bundan dolayı da bu adamın yer değiştirme büyüklüğünü bulamam arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. İlk hız verilmediyse AT grafiğinden sadece hız değişimini bulabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. T eşittir sıfır anında durmakta olan bir cisme ait ivme zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 aralıklarında cismin hareketi nasıldır? Bakın başlangıçta duruyormuş değil mi arkadaşlar? Şöyle bir VT grafiği hazırladım. Şöyle bir VT grafiği hazırladım. Buraya T yazdım. Buraya da 2T yazdım. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Şuradaki alana ben 2V kadar değişmiş. Buradaki alana da V kadar değişmiş diyorum. Şimdi önce grafik üzerinden bir göstereyim. Sonra açıklamasını yapalım. Bakın grafikte birinci bölümde hızı ne yaptı? 2V kadar arttı arkadaşlar. O zaman ne yaptı? Düzgün bir şekilde hızlandı. Niye düzgün bir şekilde hızlandı? Çünkü ivmesi sabit. Sabit ivmeyle gitti. Sonra ne yaptı peki? İvmesi gittikçe azaldı ama hızı halen artmaya devam ediyor. Ne kadar arttı? V kadar arttı. Buraya V'yi yazdım. Bakın 2T ile birleştirdim.
Ne oldu o zaman? İvmesi azalaraktan hız arttı arkadaşlar. Bakın bu AT grafiğinin VT grafiğini bu şekilde çizebiliriz. Grafik çizmek istemiyorsak ne yapacağız? Şimdi başlangıçta duruyor değil mi arkadaşlar? Önce bir 2V kazandı mı bu adam? Sonra üstüne V kadar kazandı değil mi? Yani bu ne demek? Halen AT grafiğinin altında kalan alanın değeri artı. Eksiye geçmedi. Bu adam ne zaman yavaşlamaya başlar? Bu grafiğin altına geçtiği zaman artık ne yapar sevgili gençler? Grafiğin altında kalan alan eksiye geçtiği için bu 2T'den sonra aşağıya doğru gittikçe ne yapmaya başlar? Yavaşlamaya başlar. Ondan dolayı AT grafiğinde grafiğin nasıl çizildiğinin önemi yok. Önemli olan nedir? Tabii başlangıçta duruyorsa. Önemli olan nedir? Bu adamın hız değeri artı değerde mi? Yani altında kalan alan artı değerde mi? Yoksa eksi değerde mi? Bunu incelemeniz yeterli. Sadece size bilgi versin diye ben ekstradan burada VT grafiğinde çizdim arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. K ve L araçları doğrusal bir yolda 20 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniye hızlarla gitmektedir. İki araç arasında 400 metre mesafe kaldığında araçlar eşit büyüklükteki ivme ile yavaşlayarak aynı hizada duruyor ve kaza gerçekleşmiyor. Buna göre araçların yavaşlama ivmesi nedir demiş bize. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bakın araçlar unutmayın eşit büyüklükte ivmeyle yavaşlayacak. K için çiziyorum. Burası 20 olsun sevgili gençler. Şimdi yavaşlayacağım değil mi? Yavaşlayacağım. Ben buna 2T değerini ya da şöyle yapalım. Ben buna T değerini veriyorum. Şimdi bu adamın ivmesini bulmak için benim ne yapmam lazım? Buradaki açının tanjantını ya da bu grafiğin eğimini kullanmam lazım. Burası 20. Burası T. Bunun eğimi 20 bölü T yaptı değil mi? Bu kim içindi? K içindi. Şimdi L içinde çizmiş olduğum grafiğin eğiminin aynı olması lazım. Buna da L diyelim. Bu 40 yavaşladı durdu. Bakın buraya T yazamam. Niye? Aynı anda duramazlar çünkü. Bu adamların ivmeleri aynı ama ilk hızları aynı değil. Onun için buradaki grafiği yine 20 bölü T olması lazım. Eğiminin. O zaman ben buraya 2T yazarsam burası 40, burası 2T. Yani 40 bölü 2T'den 20 bölü T yaptı. Bakın ne yaptım arkadaşlar? Eğimleri eşitledim. Eğimleri eşit demek ne demek? İvmelerini eşit demek demek. Şu anda bu adamlar eşit ivmelerle, eşit büyüklükteki ivmelerle yavaşladılar ve durdular. Biz de grafiğini çizmiş olduk. Bu durumda bunun altında kalan alan, yani K aracının grafiğinin altında kalan alan 20 çarpı T bölü 2 bunlar sadeleşirse 10 kalır. Yani 10T yapar. Bunun altında kalan alan 40 çarpı 2T bölü 2'den 2'ler giderse bu da 40T yapar. Bakın sevgili gençler K'nın yer değiştirmesi 10T. L'nin yer değiştirmesi 10T. Yani bu ne demek? K buradan 10T'ye gelmiş. Bu da bu adam da buradan 40T'ye kadar gelmiş. Toplam ne kadar yol olmuş? 400 metre. O zaman ben diyorum ki 40T artı 10T eşittir 400 metre diyorum. 50T eşittir 400 metre. Her iki tarafı 50'ye böldüğüm zaman buradan T eşittir 8 çıkar arkadaşlar. 8 saniye bulduk. Biz burada neyi bulduk sevgili gençler? Burada zamanı bulmuş olduk. Peki zamanı bulduk. Bize neyi soruyordu? İvmeyi soruyordu değil mi? Bakın ivmeleri yazmıştık. Neydi? 20 bölü T'ydi. O zaman A eşittir. 20 bölü T'den bu da eşittir. 20 bölü 8. Sadeleştirmemi yaparsam 10 bölü 4. Bunu da sadeleştirirsem arkadaşlar 5 bölü 2 metre bölü saniye kare yapar sevgili gençler. Böylece ivmeyi de bulduk. Bakın burada şuna dikkat edin arkadaşlar. İvmesi eşit büyüklükte ya. Bu adam T sürede durursa bu adam T sürede durmaz. Bunu ayarlamanız lazım. Nasıl ayarlayacaksınız? Eğimlerini eşitleyerek ayarlamanız gerekiyor. Evet sevgili gençler, hareket konusunu burada bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her kapanışta olduğu gibi fiziği sevin. Fizik sevmeyen üzülür diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.